Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te FIFA 18 yolculuk modunun 6. bölümüyle karşınızdayım. Bizim serimizin 6. bölümü ama oyunun chapter'ları arasından 3. bölüme başlıyoruz. Evet, son bölümde çok kritik bir karar vermiştik. Menajerimizi kovmuştuk. Aslında kovarken içim acıdı. Bizim için mücadele etti, çabaladı ama bu sefer de böyle bir karar vermek istedim. Normalde beni tanırsanız bu tarz konularda affederim. Ya da böyle insanların zarar görmesini istemem ama nedense menajeri kovmak işimden geldi. Ve menajeri kovduk. Bir dakika sonra babamız bizi aradı. Los Angeles, LA Galaxy'den teklif aldık. Yeni kariyerimiz, kariyerimizin ilerleyen kısmı artık Los Angeles'ta, Amerika'da geçebilir. İşte menajer kovuldu son dakika. Alexander Michael Taylor ile yollarını ayırdı. Şaşırdığımı söyleyemem. Alexander menajeri Michael Taylor ile yollarını ayırdı. Kendisine ulaştık ancak bu konuda bir yorum yapmadı. Bir de şöyle bir şey var. Yani bizim kariyerimiz mahvoldu. Başka takıma transfer olamıyoruz. Newcastle'da yedek takımla çalışacağız. Maçlara çıkmayacağız. Böyle bir şey de vardı. O yüzden menajeri kovmak içimden geldi. Özelleştirmelerde bir tane karanlık geyik dövmesi var ve devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Haydi bakalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Gizli hedefimiz de yeni imaj. Yeni saç stiline bir maç yap. LA Galaxy'yi MLS kupasında playofflara çıkar. O zaman şöyle saçımızı bir değiştirelim. Yeni saç stili diyor bize. Şöyle hemen bir görünüşe gelelim abi. Yeni saç stili. Saç stili, saç stili. Zaten çok alternatif yok. Şu olsun. Tamam, bir maça bununla çıkalım. Bir maç yap diyor. Dövmeye de sonra bakarız. Haydi bakalım. Hedefler bunlar ama Newcastle puan durumu görünüyor. Bir devam diyelim bakalım neler olacak. İyi seyirler, videoyu beğenmeyi ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayınız. Tüm duyurular orada. Evet, sinematik. Haydi bakalım. Galaxy TV. Soccer is my favorite sport to watch, man. And I'm all for Galaxy. You know, LA I represent. For them to go out and get a young player like Alex Hunter, it sends a message to MLS. We ain't done this season. James Harden. Straight up world class talent. Arkadaşlar, olaylara bakar mısınız? To see now a young player coming from Europe, usually you get the opposite. A young, talented American going to Europe. I'm just happy it's my off season and I get the joy and watch him go out there and do his thing. You have guys in the league that are very important for this league. Jovinko, Dos Santos, Zardes. But now you have Alex Hunter coming here. Alexander'ın Amerika'ya gitmesi büyük yankı uyandırıyor. Henry, James Harden. Bizim hakkımızda çok önemli açıklamalar yaptılar. Evet, bu da bizi biraz heyecanlandırıyor şu anda. Bir sinematik daha ya. Olması lazım değil mi? Evet, bölüm 3. Yeni bir galaksi. Top burada mıydı? Dikkat etmedim. Bu kim lan? You're Alex Hunter. Oha! Sen Alex Hunter'sın dedi. Ne işin var burada? Daha sonra imza dağıtacağım. Güvenliği nasıl atlattın sen? Ezan okunuyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum da ne işin var burada diyeceğim. Look kid, you need to get out of here. You're not supposed to be here. Neither are you, but here we both are. Let's see what's holding Alex up. Uh-oh. What are you doing here? Just blagging at that. Come on, get out of here. Ya kovmak istemedim. Ne işin var burada dedim sadece de neyse. You're right. You're more nervous than me. Yeah, fine. Come on, it's show time. Sahaya mı çıkıyoruz? Maç. Yani formamız giyilmişti, evet. İmza töreni olabilir. Alexander? Thierry. How is it going? Thierry Henry. Nah, nah, no way. What are you doing here? I'm here working. Needed to check this out. Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come.
meet some people in town, help you settle in. Yeah, yeah, I mean, that would be wicked. Cheers. Yeah. MLS. Enjoyed my time with the Red Bulls. Different game, though. Yeah? Have fun. Vay be Henry. I will. See you tonight. Well, that was impressive. Listen, Alex. I just wanted to say that I'm glad you're Thanks here. Thanks for stepping in for Michael. Artık menajerimiz babamız mı? Run, son. Give him the works. LA Galaxy's newest player, Alex Hunter. Hadi bakalım. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ezanın sesi bayağı geliyor. Susayım da oraları kısarım dedim. Alex Hunter imza için çıkıyor sahaya. Haydi bakalım izliyoruz. Oha şov yapıyoruz. Tamam, tribünlere bu anı göstermemiz lazım. O zaman biz de kendimizi kanıtlayalım. Devam et. Aa, bildiğin antrenman tribünler önünde yapıyoruz. Alex Hunter. O zaman biz de kaçırmayız. Daha sıkı çalış mı? Tamam, biraz şöyle sağ 90'a atalım. Hunter. Bunu da şöyle üste doğru. Güzel. Güzel güzel güzel. Barajın üstünde. Aa, hedef lan hep mi vardı acaba? Ben hiç görmedim hedefi. Acaba hep mi vardı? Vallahi görmedim arkadaşlar. Neyse dur bakalım. Eğer var da ben görmediysem yazık. Neyse tamamını başarıyla gerçekleştireceğiz de onu nasıl, onun üstünden nasıl atabilirim ya? Arkadaş ona nasıl vurabiliriz? Neyse. Şöyle sert vuralım o zaman. Direğe gidebilir. Çok güzel, mükemmel. 23 saniye. Bu da 90'a doğru. Alex Hunter. Şu ana kadar daha kaçırmadık herhalde. Ama demek ki o artı vardı da ben göremedim. Şöyle deneyelim mi? Ah, dönmedi. İlk defa kaçırdık. Şunu da sert bir şekilde vuralım dışarıya ve bitti. Neyse 16.000 yaptık. Bu da çok değişik bir şeydi ya. Tribünler önünde ilk kez antrenman yaptım FIFA'da. Evet. 400 küsür bin takipçimiz var. Sözleşme yanıyor. Haftalık 10.000 dolar. Kulüp hedefi MLS Cup'ı kazan. 27.000 kapasitelik bir stadımız var. İlk 11'de 7.5 istiyor bizden. Tamam, bu primlere daha sonradan bakarız. Tweetlere şöyle bir bakalım. Annemiz, seni çok özleyeceğim Alex. Ancak Galaxy'de çok başarılı olacağına eminim. Danny Williams, Alex Hunter. FA Cup şampiyonluğunun üzerine Premier'den ayrılıyorsun öyle mi? Dostum beni ara. Galo, ayrılış tarzının hoşuma gittiğini söyleyemem Alex Hunter. Ama yine de iyi şanslar. Evet doğru söylüyor. Henry, acaba Alex LA Galaxy'nin ihtiyacı olan yıldız olabilir mi? Zaman gösterecek. Babamızdan bir tweet var. Alex'in LA Galaxy'ye transfer olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Yeni bir dönem başlıyor. Ve Zardes, kulübün sana olan güveninin karşılığını verme zamanı geldi. Evet, bunları artık okuyabilirsiniz okumadığımız şeyler varsa. Hızlıca ben aşağı iniyorum. Merak edenler varsa okuyabilir. Ben de videoyu izlerken artık okurum. Sıkılanlar da olabilir. Yeni saç stilimiz. Puan durumu. Bakın. 11 tane takım var herhalde. Ha, Doğu Konferansı, Batı Konferansı. 11-11-22. Toplamda kaç maç yaparız bilmiyorum. Çünkü NBA'de de sistem biraz farklı. Aynı konferanstakilerle 4 maç, farklı konferanslarla 2 maç yapıyorsunuz. Bununla da öyle bir şey olabilir. Playoff'lara katılmamız gerekiyor. 1-2 puan, 3 puanlık farklar var. İnanılmaz. Evet, bizden istenen inanılmaz bir hedef. Los Angeles'tayız ve devam ediyoruz. Geceki partiye katılalım. Ben de bir kola yudumlayayım. Allah Allah, Cege'de bak. Cege'de. Cheers. Bu
Burada kesin bir kızla tanışacağız. Öyle hissediyorum. Ya da o kız karşımıza tekrar çıkacak. Ya ben o kızı öyle terslemek istemedim ama bütün seçenekler ona yakındı. Glad you came. Man, thanks for having me. You all right? Need anything? No, man, I'm all good. Just like checking out the scene. Yeah. It's pretty wild. It's Hollywood. It's how they do it out here. Come on. Got some. O kızla tanıştır beni, ne olur. Wicked. Hey, man. James Harden. Düşünsene burada Michael Jordan oluyormuş. Evet, tanıştık. Şimdi birkaç tweet daha var hızlıca. Sayın teknik ekip, lütfen bu hafta Alex'i oynatın. O süper bir futbolcu. Teşekkürler. Beni çok heyecanlandırıyor. Bugün çok heyecanlıyım. Keşke ben de orada olsam. Hızlı bir şekilde aşağı iniyorum arkadaşlar. Klasik maç. İnedim şöyle bir. Alexander'ın Amerika Futbol Ligi'ne gelmesinden daha iyi tek bir şey olabilir. Bizim ülkeyi terk etmemiz. Delirdi mi? Alex delirdi mi? Daha yeni FA Cup şampiyonu oldu. Evet, tepkiler de var. Ayrıldığımız için. Hadi bakalım. O zaman şöyle, yeni formamızda yeni bir krampon alalım bence. Forma, kramponumuz çünkü yeni formamızda uyumlu olmayabilir. Ne olabilir? Beyaz formaya beyaz krampon iyi gider bence. Bunlar için kazanç sağlamak gerekiyor. Şu nasıl? Kamuflaj. Bence bu güzel oldu. Hadi bunu deneyelim. Devam diyorum. Los Angeles Galaxy Timbers maçı. Evet, Timbers maçı. Timbers da önümüzde. Eğer onları yenersek, yalnız onların bir maçı eksik. Portland Timbers takımını yenersek üstlerine çıkıyoruz. Haydi bakalım Alexander. İlk 11'deyiz büyük ihtimalle. Zardes. Inconsistency. This has been our enemy all season. It's something we must overcome. Today we think only about this game. This one result. One game at a time, one victory at a time. Achieve this and a playoff place can still be ours. Ben de böyle düşünüyorum. Her maçı Alex, ayrı düşünmek lazım. You've not trained with us yet, so today the manager has named you as a sub. But be ready to make an impact when the time is right. Anlıyorum. Yedeyiz. Kaç dakika oynayacağız? Maça girdiğimizde maç kaç kaç olacak? Çok heyecanlıyım. Alexander olarak oynuyoruz. Saat 7.30. Giovanni Dos Santos, Zardes forvette. Kadro fena değil ama bize ihtiyaçları var. Hadi bakalım. Hunter olarak oyna. Yeni saç stilimiz de güzel oldu değil mi? Fena olmadı. Haydi oğlum. Haydi çocuğum. Well, well, well. Look who it is. I heard you were out late last night. It wasn't like that. Sürtermiştin ne ya? Good player, but if you keep this up, we've got a problem. Ya uzaktan çok sempatik görünüyordun Zardes ama ne zaman yanında olsak hep bize bir şeyler söylüyorsun. Bakalım kaç kaç. Maç başladı. Timbers geliyor. Orta kafa dışarıya. Adi. Adi. Zardes vurdu. Direkten. Şanssızlık. İlk yarı 0-0. Hadi oğlum. Ah be Zardes'im. Şimdi her şey yine bizim elimizde mi olacak? Bir faul yapılsın, free kick de bizi geçir. Yemin ediyorum içime doğdu arkadaşlar. Adamı da sakatladılar ve Alexander sahaya. Yemin ediyorum içimden geçenler gerçekleşiyor. Alex, it's time.
Topa biz mi vuracağız acaba? Bonuslar. Hocanın gözüne gir. 6.0. En az 10 pas ve maçı kazan. Haydi bakalım. Alex sağda. Acaba serbest vuruş anı mı? Evet, serbest vuruş anı. Zardes bizi çağıracak herhalde. Yeah. I saw your little showcase. But can you do it when it counts? Arkadaş, son frikiğimizi gole çevirmeyi başarmıştık. Bu çok daha önemli bir serbest vuruş. Bu arada burnumu sürekli kapatıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, kulağımda biraz sıkıntı var. Konuşurken zorlandığım için bunu yapmak zorundayım. Allah'ım. Arkadaşlar, Alexander topun gerisinde. Haydi oğlum Alex. Abi çok alakasız vuruyor ya. Ben bu oyunun free kick sistemini bir türlü çözemedim ya. Faul solu da vurdum. Topu aya gönderdik. 55, 56 tamam. Normal yollarla biz golü buluruz. Ah be, bunu atsak süper olurdu ya. Tüh. Bence iyi de vurup iyi de falso verdim ama. Neyse hadi bakalım. Neredeyiz? Ofansif orta saha mı? Onu da görmedim. Kaçırdım. Nagbe, Adi. Adi midir? Adi midir? Topu kaybetti. Top Alexander'da. Evet, ilk kez topla buluşuyoruz maç içerisinde. Alexander. Şöyle oyunu açalım. Gündüz maçı güzel görünüyor. Uzun oynadı. Kafayla indirebilir misin? Maalesef. Pavel. Biraz türbün sesi istiyorum ya. Ben mi az duyuyorum acaba? Siz şu an izlerken fark etmeyeceksiniz büyük ihtimalle ama. Hadi bakalım. Valeri iyi geldiler. Van Damme topu kaptı. Hadi çocuklar. Kısa pas Alexander. Bir kere daha istiyorum. Vermedi. Sol tarafa doğru gidiyorum. Açın. Bu tarafa doğru çevirin oyunu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bindir oğlum. Bindir. 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 İleri çıkmamız lazım. Aradan Alexander. Alex. Köşeye. Ver çizgiye. Çok güzel oğlum. Bas topa. Alexander. Haydi ortaya oğlum. Çok güzel geliyoruz. Zardes. İçerideyim. Onu geçip ortaya yapsa belki de gol olacak. Gönder ortayı. Zardes yap ortayı. Alexander'a gelmedi top. Şut pozisyonu. Alex sol ayak. Penaltı. Giovanni. Offside mı? Ben orada pas istemedim. Vole pozisyonunda. Vurmasını istedim ama kendi bana indirdi. Daha sonra da faul oldu zaten. Ya da offside oldu. Evet. Offside olmuş. 6.1 son 25 dakika. Top Alex'te kaldı. Ortadan yavaş yavaş geliyoruz. Daha takım arkadaşlarımızı da tanımıyoruz. Haydi Zardes. Ah be oğlum. Çok güzel. Alexander bir çalım gelir mi? Alexander. Sol ayağımızda Alex. Kaleci Gleason. Topu çıkardı. Korner. Ah be. Çok iyi pozisyonda aslında. Stil vurduk. Teknik vurduk. Şık vurduk ama çok iyi uzandı kalecileri. Ben ceza sahası dışına gidiyorum. Pas istemeyeceğim. Bakalım ne olacak. Top geldi. Van Damme işte 1-0 öne geçtik. Bravo. Çorbada bizim tuzumuz yok ama olsun, takım olarak bu maçı kazanmamız lazımdı. Van Damme kaptanımız mı? Evet, kaptanımız Van Damme. Bravo ya. Golün tekrarını izliyoruz. Ben dışarıya doğru çıktım. Top Van Damme'a geldi. İyi yükseldi. İki kişi arasından iyi vurdu. Tebrikler çocuğum. Ben bir Jean-Claude Van Damme'ı bilirim, başka da bilmem abi. Haydi bakalım. 1-0 öndeyiz Portland karşısında. Dos Santos. Alexander. Sol ayakta açtık oyunu. 10 kere pas yapmamız lazım, bunu da unutmayalım. Şimdi sol tarafa doğru verdik. Az önce sağ tarafa vermiştik. At bir kere daha. At bir kere daha. Alexander. İnce hareketler. İnce bilek hareketleri. Alexander sağa doğru çekecek. Zardes gitti. Zardes'e ortayı yaptım. Vur kafayı. İşte bu kadar. Harika asist. Alex, Hunter ve Zardes işbirliği. Git sarıl takım arkadaşına. Yalnız müthiş orta. O adamın kaçtığını çok iyi gördük. Ve Zardes de defanstan önce topla buluştu. Aşırtma bir şekilde topu ağlara gönderdi. Güzel oldu. Güzel çıktığımız ilk maçta en azından bir asist yaptık. İzliyoruz. Zardes'in koştuğunu gördüm.
Çok güzel gol. Gerçekten hazırlanış bakımından çok iyi bir gole imza attık. Zardes sadece dokundu. İki kafa golüyle 2-0 öndeyiz Portland karşısında ve artık playofflar için avantajlı takım da biziz. Gerçi Portland'ın bir maçı eksik. Giyasi Zardes 75. dakika ve Giovanni Dos Santos da oyundan çıktı. Yerine McNerney giriyor. McNerney midir nedir? Haydi bakalım, 2-0. Son 15 dakika ve 8.0 oynuyoruz. Bir kafa daha. Bu sene ortalar, kafalar çok gol olacak ya. Ebosi oyuna dahil oldu. 2-0. Taraftarımızın yüzünü güldürdük Alex oyuna girdikten sonra. Sağ tarafa indir bakayım. Şöyle 10 pası yaptık mı bilmiyorum. Yapmışızdır büyük ihtimalle. Bir kere daha verelim. Çekiliyoruz. Dos Santos oyunda. O zaman başka biri çıktı. Kötü zamanlama. Tamam, 7.9. Hayır, hayır, hayır. Bravo. Kaleci Diop. Hemen ceza yayının önündeyim. Çok güzel yere attın oğlum. Haydi bakalım. Çıkıyoruz. 10 pas yaptık bence. Zardes, at bir kere daha. Çok güzelsin oğlum. Yürü bindir sağ taraftan. Geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Bekle bizi. Alexander çok süratli. Orta geldi. Kafa. Alex'e gelir mi? Alex biraz geride kaldı. Atak devam edecek. Sol ayağımızda. Alexander çekti. Sol açıda. Vurur mu kaleye Alex? Kaleci. İnanılmaz bir şut. Atak devam edecek. Orta. Alex'e gelmedi. Maalesef kötü pas isteği dedi. Atağımız devam eder mi? Taç bizim. Ah, bir de gol atsak harika olurdu. Şu ana kadar çıktığımız bir maç hariç bütün maçlarda gol atmayı başardık. Faul bekliyoruz. Ver bakayım. Köşeye lan. Ah, inanılmaz bir şut. Alex inanılmaz vuruyor toplara. Korner. Arkadaşlar, harika bir şuttu uzak köşeye doğru. Nasıl çıkardı ya, bakın. Biraz daha. Aa, direğe de çarpmış. Önce kaleci, sonra direk. Şanssızlık. Bu sefer yaklaşmak istiyorum. Çok güzel be. Bak şimdi nasıl bir çalım atacağım. Atamadım. Tamam. Basit oyna diyor. Lütfen. Out geldi. Yapma be. Neyse, ligin ilk maçı hariç, Premier Lig'deki ilk maçı hariç çıktığımız her maçta bir şeyler yapmayı başardık. Gerek gol gerek asist. Alex'te kaldı. Alex Zardes'e. Zardes, geliyoruz. Geliyoruz oğlum. Atle bir üçgen. Nereye? Kime? İndir. Alex sağ ayak. Allah'ım, bir vole golü gelse harika olmaz mıydı? Tüh. Hatamız devam edebilir. Çok güzel oğlum. Harika çalım. Geliyoruz. Faul. Öldürdünüz Alex'i ligin ilk maçında. Hızlı oynama. Hadi be, bir alternatif daha. Topun başında bu sefer başka bir isim var. Sen vur kaleye, tamam. Vur oğlum. İlk defa bir pozisyonu göremedik. Niye bana kilitlendi? Kamera açısını mı değiştirdim acaba? Korner mi? Evet, yine son anda dokunmuş. 2 oldu bu. Bu sefer penaltı noktasındayım ve pas istiyorum. Alex'e doğru. Kafa vuruşu! Ne atak yaptık yalnız ya. İnanılmaz ataklar yaptık da bir türlü ayağımızdan gol gelmedi. 4 dakika uzatma var. Son dakika artık. 90'ı doldurduk. Hadi oğlum. Ah be, o topu alsan son bir şans olabilirdi. Hakem avantaja bıraktı. Chara, Nagbe topuk pası. Geliyorlar. Powell, ben de geriye kadar geldim. Bu topu hep beraber çıkaralım derken kalecinin üstüne. Son bir şans olur mu bilmiyoruz. Maç artık kazanmaya çok yakınız. Zardes indirdi ve maç bitti. Los Angeles Galaxy Portland Timbers'ı Alex'in sonradan dahil olduğu maçta 2-0 yenmeyi başarıyor. Golde katkımız vardı. Zardes'in attığı golün asistini biz yaptık. Direkten dönen topumuz vardı. Çok etkili şutlarımız vardı. Gol atsak daha iyi olurdu ama tüm görevleri yaptık herhalde, değil mi? Evet, 10 pas istemiş. 15 yapmışız. Hepsini yaptık. Huzurlu bir şekilde artık bu maçtan da çıkabiliriz. Tamamen olumlu övgüler var. Olumsuz övgü olmaz ama tamamen övgü var. Maçın önemli anlarında şutlarımıza sadece bir bakalım. Kaçan gol, dakika 90. Bu kafa vuruşu. Ha, kurtarış olarak gösteriyor. Bakın, bu da Alex'in şutu. Çok iyi şuttu ya. Gol olsa herhalde efsane bir gol olurdu, değil mi? 68'de de bir kurtarış var. Bu da sola çekip yapıştırdığımız. Daha sert vurabilirdim aslında. Hadi bakalım. Alex, Amerika'daki ilk maçında göz doldurdun.
Maçtan sonra bir şey var mı? Evet. You've been very happy with your personal performance. The opposition really struggled to keep up with you. Soru cevap. Sahada fırtına gibi estin değil mi? Şimdi en önemlisi maçı kazanmak diyeceğim ya. Evet. Yeah, I mean, I'm happy with my performance, but the most important thing was getting the win. Now I've got to keep up this level of play for the rest of the season so we can give ourselves the best chance of getting to the playoffs. I'm sure the manager and fans will be excited to hear that. Alex, congratulations on today and welcome to MLS. Cheers. Teşekkür ediyoruz. Daha şimdi fırtına gibi estim değil mi falan demek biraz labalice olurdu. O yüzden dengede tuttuk. 39 dakikada bir asist yaptık ve 8.0'la maçı kapattık. Hadi bakalım 76'yız. Gelişmiş bir nitelik var mı? Onları da kontrol edelim. Bizim maçları kazanmamız gerekiyor. Kaç maç yapacağız? Fikstürü de göremiyoruz herhalde. Yeni bir tişört açılmış. Gerek yok. Buradan zaten görüyoruz. Tweetlere bir hızlıca baksak mı? Hızlıca şöyle. Tamam, daha attığımız golle alakalı, asistle alakalı, yaptığımız asistle alakalı herhangi bir şey yok. Antrenmanlar var. Uzaktan serbest vuruş ve temel penaltı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Nasıl tribünlere kendimizi tanıtırken bütün frikikleri gol attım. Maçta öyle vurulmuyor arkadaşlar. Geçen sene de aynı şeyi söyledim. Oyunun mekaniğinde bir sıkıntı var. Maçta vurduğunuz şekille antrenmanda vurduğunuz şey arasında dağlar kadar fark var. Yani antrenmanda hepsini gol atarken maçta bunu yapamıyorum. Tabii psikoloji farklı olabilir ama sonuçta aynı şeyi yapıyorum. İkisinde de A aldıktan sonra devam ediyoruz. Aa, sinematik. I know, man, the place is sick. It's got like 4 bathrooms. You got gold-plated toilet seats in them as well. Basically. So, bruv, tell me, how's life in the Premier League treating you? Everything you thought it would be? Ah, you know, early days, mate. They've been trying to play me in your old position. Just gonna take some time to get used to. Tell me about it. It's like a different world out here. Oh, yeah, your dad taking you to the Hollywood sign. You know, planned a little Botox in the face. No time, mate. Now, but seriously, bro, I didn't realize how much traveling there is in MLS. This country is huge. Right, yeah, traveling. Come yeah. on, man. I've seen that the footage on time. The TV. A-listers. Ha, handy then. Oh. Well, listen, mate, I'm gonna have to call you back, yeah? Why? İnanmaz şimdi söylesek. Thierry Henry. Are you serious? I'll call you later, yeah? Say no more, say no more. All right, man. Yo. Alex. Yeah, what's up, man? How is it going? Yeah, good. Just chilling. Henry ile kanka mı olacağız? Gerçi olamayız. O bizden çok büyük. Bir abi kardeş ilişkisi olabilir ama. Evet. Tweetler var. Hızlı bir şekilde iniyoruz. Gol atar, gol atar, gol atar. Ne demiş? Oğluma bu sezon kalan tüm maçlar için bilet aldım. Vay. Hadi bakalım, devam. Seattle maçı var. Seattle'ın hemen durumuna bakalım. Evet, yine üstümüzdeki takımlardan biri. Puan aynı. Pardon, oynadığımız maç aynı. Yenersek yine üstlerine çıkıyoruz. Portland bu arada berabere kalmış sanırım. 39 puanlarım vardı, tam hatırlamıyorum. Ama şu andaki mevcut konumumuz itibariyle playoff'lara hak kazanmış durumdayız. Seattle'da yenersek bizim için müthiş olacak. Acaba kaç maç var? Onu da bir hesaplamak lazım. Hunter olarak sahadayız. Ayarlar, bir bakalım yine. Oha, efsanevi de kalmış. Arkadaşlar, ben az önceki maçı efsanevi de oynamışım. Bu niye kendi kendine efsaneviye çıktı? Bir yayın açtım. Yayında efsanevi zorluk derecesine karşı en son oynadık ama bu niye efsanevi kalmış böyle ya? Yemin ediyorum az önceki maça efsanevi de oynamışız. Hiç de fark etmedim. Çok da güzel oynadık. Demek ki efsanevi de oynayabiliriz ama dünya klasını bozmayalım çünkü seriye öyle başladık. Hunter olarak oyna. Tüh. Belki de dünya klası olsaydı o maçta da gol atacaktık. Allah'tan baktım ya. Devam et. Hadi bakalım. Bu arada ilk görevimizi yapmışız. Yeni saç stilimizde ilk maçımıza çıktık. İkinci maçımız Seattle
Sanders FC'ye karşı ve ilk 11'deyiz. Biraz bakalım. Stat çok değişik değil mi? Grafikler muazzam. Renk tonu, tonlaması muazzam. Oyuncularımız sağdalar. Tam bir görsel şölen var. Toplamda 30 maç olabilir. İki kendi evindeki, kendi konferansındaki, bir de Batı konferansındaki takımlarla oynayabilirsin. Yok. Orada 11 takım var, orada 10 takım var. 21. Bilmiyorum, 33 maç falan da olabilir. 32 maç falan da olabilir. Neyse, kafam allak bullak oldu. Hadi bakalım. Seattle maça başladı. Başarılar Alex Hunter. Zemin dümdüz. Burada aynı zamanda Amerikan futbolu da oynanıyor olabilir. Hadi bakalım. Alex Hunter. Ah, kötü kontrol ettim. Sağ taraftaki adama atacaktım ama çok kötü kontroldü. Araya girdik. Bir kasma oldu orada. Anlayamadım. Yap 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 yap. Bravo. Kötü zamanlama. Çok iyi geldiler. Allah'tan dışarıya attılar. 1-0 öne geçebilirlerdi. Yalnız bizim bu, adı neydi bu, Van Damme savunmada çok açık veriyor ya. Az önceki maçta da fark ettim. Belki golümüzü attı ama çok ağır bir oyuncu gibi. Evet, oyun ayarları, şunu da bir düzeltmem lazım. Bakın, yakınlaştırmışız. En son Ultimate Team oynadık, yakınlaştırmışız. Biraz daha uzak. Aynen, bu çok daha iyi oldu. Oyunda bir kasma var ya. Bir anda top yine hızlandı. Optimizasyon, bilgisayarda hala bir optimizasyon problemi var. Bir anda hızlanıyor, bir anda duruyor. Orta sahalarda yavaşlıyor. Ama ilk 5 bölümde fazla hissetmemiştim bunu. Hadi bakalım. Alex pası verdi. Zardes. Yapma be Zardes. Aa, bu düşüş animasyonu da ilk kez gördüğüm şey. Önce dizlerinin üstüne. Seattle corner'i kullanacak. Dakika 10. Bravo. Hadi diyor. Hadi oğlum. Sol taraftayız. İndirebiliriz belki. İndirdik. Alex Hunter indirdi. Jones'tan Alex'e. Önümüzdeki alanı değerlendireceğiz. Alex Hunter. Alex Hunter, gole doğru gidiyoruz. Alex yukarıya. Alex Hunter. Resital var Alex'ten. Muhteşem dribbling. Harika gol ve korner bayrağının oraya gittik. Göğüs attık herhalde korner bayrağına. Şöyle bir vurduk. Defans oyuncusu önümüzü açtı. Hamle yaptı. Ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdik. Şunu hissediyorum ya, ben Burak Şener kariyeri de oynuyorum. Oyuncu kariyeri. FIFA 17'de 63-64 bölüm kaydettik. Alex'in şutları çok daha güzel gidiyor. Yani bu moda özgü bir kolaylık sağlamış olabilirler şutlarda. Çünkü ne vursam kaleyi buluyor ya. Ya ben Burak'la, hatırlıyor musunuz? Vuruyorum, out'a gidiyor. Vuruyorum, saçma sapan gidiyor. Ya bu moda özgü bir kolaylık var gibi sanki. Alex'in gerçekten bir yıldız olması için ilahi güçler de size yardım ediyor olabilir. Hadi bakalım, topu kaptık. Tabi bu kişide de bitiyor ama oynayan kişiyle de alakalı da şutların sanki biraz daha kolay olduğuna dair bir his var içimde. Çünkü şutlar gerçekten çok güzel yerlere gidiyor. Alex. Pası verdik sağ tarafa. Dos Santos. Gel bir. Ben mi kötü pas dedim? Alex aldı topu. Bas 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 bas, pres yap 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 yap. Açıları kapatalım. Hadi Alex, yapma be oğlum. Dakikalar 18. Alex orta sahada topla yavaş yavaş oynuyor. Çıktığımız ikinci maçta golümüzü atmayı başardık. Zardes. Alex sağ tarafa doğru çekti. Hadi bindir oğlum. Herkes bir şeyler yapsın. Yap ortayı. Alex. Alex. Yapma, offside. Ah be, neyse, Allah'tan gol olmadı. Gol olsa çok sevinirdim. Düdüğü duymadım. Dur bakayım. Son anda ayarlamaya çalıştım ama olmamış. Güzel güzel. Playoff'lara rahat bir şekilde kalırız gibime geliyor ya. Maç. Ya Alex'e çok güzel çalımlar atıyorum. Bu sene oyunun mekaniği de biraz değiştiği için adımlamaları daha kolay yapabiliyorsunuz. Hani normalde joystick'i çekseniz belki orada dönmeyecek pozisyonda, bu sene dönüyor. Alex Hunter. Alex dışarıya. Pası verdik. Dos Santos, atağımız devam edecek. Bir top daha. Yürü oğlum. Benden sana. Yapar mısın ortayı? Arka direkteyiz. Alex Hunter'a bir türlü gelmedi. Oyunda oynayamadılar. Hadi gol atın. Siz bitirin. Zardes, neler oluyor? Cebelleşiyor orada Seattle defansı. Atağımız devam edecek. Kol.
Çıkar dışarıya, ben de kolden isteyeyim. Çok güzel yere. Alexander, bindirin bakalım. Haydi oğlum, şut pozisyonu. Jones geriye. Alex plase denemesi. Çok zayıf. Fry'ın üstüne attık. Keşke avansaydık ya. Dakikalar 29 oldu. Bu sefer Seattle geliyor. Ha, şu dengeyi de yapmayı başarmışlar. Mesela FIFA 17'deki oyuncu kariyerimde full biz oynuyorduk. Tek kale ya. Adamların atak yapması neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Ama bunda rakibin de atak yaptığını, şut çektiğini görüyorum derken müthiş pozisyon. Defansta kol çıkardı. Şu oyun çıktıktan sonra radar işine de acilen bir el atmaları gerekiyor. Radarda beyaz olması gereken taraf biziz ama yine siyah. Ya bu kamera açısıyla benim tek dayanağım radara bakmak. Ama bunu da yapamıyoruz. Zarar veriyor. Hadi Alexander. Alex, çok oynadık. Ama kaybetmeyeceğiz tabii ki. Çıktık oradan aradan. Alex vücut koyarak geldiler. Hadi bakalım. Bu dakikalarda Seattle geliyor. Dikkat edin çocuklar. 1-0 tehlikeli bir skor. Alex, indirebilir misin? Kim, biz mi indirdik bilmiyorum. Jones. İki takımda da Jones var. Alın o topu. Alın ama uzaklaştırmayın. Çok güzel. Hadi bana. Hadi oğlum. Yürü sağdan. Yürü, bekle, ben de geliyorum. Oha, vücut koyuyor, bir şey yapamıyorum. Haydi oğlum, geldik. İyi çıktık sanki. Alexander. Zardes'e bir kere daha. Aradan geliyorum. Ben istemedim. Daha dur, araya girecektim. Çok hızlı bir şekilde attı. Bu sene bundan çok şikayet edeceğim herhalde. Son iki dakika artık. Alexander oyuncuları teker teker geçmeye çalışıyor. Santos. Van Damme. Giovanni Dos Santos. Santos Alex'e. Alex çekti, durdurdu. Alexander tekrar Santos'a, girmedi. Atağımız devam edecek. Kaybetmeyeceğiz. Jones. Son dakikalar artık, ilk yarıda. Önümüzde boşluk var. Alexander. Alex çalım denemesi. Sağ tarafa güzel top. Haydi oğlum, bir top daha gelir mi? Ah, gelmedi maalesef. Gelmedi ama topu kazandık. Kaybettik, neler oluyor. Artık hoca ilk yarıyı bitirecek. Alex'in presi var. Presi var. Bırakma bırakma bırakma. Bayağı yorulduk. Taç kimin, iyi müdahale. 8.4 oynuyoruz ilk yarıda. Alonso ve son düdüğü bekliyoruz ilk yarı için. Geldi. Bu sahada hafif böyle orta sahada takılmalar hissediyorum. Acaba görüyor musunuz siz? İkinci yarıda bir forvet olarak gol atmaktan daha fazlasını yap diyor hocamız. Peki biz de onu yapacağız. Bir forvet olarak gol atmaktan daha fazlasını yap. Pekala, hadi bakalım. Santos, Zardes. Oyuncular yeşil renkte olduğu için rakip forma. Çimin içinden çıkıyorlar aniden. Alonso bir havadan top denemesi. Haydi, bir kontra atak olabilir. Sol tarafta karşımızda oyuncular var. Ver kaç. Geliyoruz. Harika top. Haydi Alexander. Zardes. Yürü Zardes. Müthiş top. Vallahi billahi öyle bir pas vermek istemedim. Ah be. R2'ye basarken, vücudumu koyarken stil pas verdi yanlışlıkla. Acaba kendi kendine mi verdi ya? Yapma be oğlum. O stil pas niye ya? Gerçekten öyle bir şey yapmak istemedim. Sağlık olsun. Golü yiyorduk. Korner kullanılıyor sol taraftan. Ah be, asistimiz gitti. Alex'e geldi. Yürü Alex. Alexander önce çalımı attı. Aç ayağından. Bırakma, sakın bırakma. Sakın bırakma, Zardes'e verdik. Zardes kaptırma. Kaptırma be oğlum ya. Yap presi. Aldım. Abi ben o topu kaybetmemek için her şeyi denedim de. Zardes sağ olsun. Evet. Zardes oyundan alınıyor. Yuvalıyorlar mı sanki? Yanlış mı duydum? Forvetimiz oyundan çıktı. Yerine kim girdi ona bakmadım da, top bizde. Haydi çocuklar. Haydi oğlum. Yürü. Bayağı bir önünü attık. Geliyoruz. Tekrar bana verdi. Ben ona tekrar attım. Güzel anlaşma. Bir kere daha atabilir misin? Atma bana artık. Geliyoruz. Alexander. Kaleciden döndü sağ ayağımızla. Bu nasıl bir şey? Alessandri mi? Kim o? Alessandri mi diye okunuyor. Boş kale zannetti. İğrenç bir şut çekti. Ah be Alex. Sen o golü atabilirdin. Hadi önde biraz pres yapalım. Kondisyonumuz bayağı fazla. Son 25 dakika artık. Alex her yere koşmaya çalışıyor. Sağ tarafa oyunu açtılar. O topu kapar mıyız? Kaptık. Haydi bakalım Alexander. Önündeki oyuncuya attı. Çok güzel yere. Top bizde. Atak devam edecek. Haydi oğlum. Alex'e. Alexander. Alexander içeri doğru sokuldu. Alexander. Sağ ayak. Dışarıya çok girdim. Dibe doğru çok girdim de rakip müdahale eder diye. Ah be. Son anda ayağının şeklini değiştirmiş. Vuruş şeklini değiştirmiş Alexander. Sağlık olsun. Bir pozisyon daha gitti.
Alex, önümüzdeki oyuncuya. Bu sefer kısa paslarla gelelim. Çok güzel. Haydi oğlum. Haydi geliyoruz. At topu. Alex'e atmadı. Neden atmadı bilmiyorum. Orta. Ya ilk başta bana atsa. %100 gol pozisyonu. İstiyorsunuz atmıyorlar. İstemiyorsunuz atıyorlar. Çok garip ya bu sene. Hadi. Roy Shot'a deneyeceğim ya. Voleyi moleyi açtım. Dene bir şeyler Alex. Dirsek yedik omzumuza, suratımıza. Hayır, 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 hayır. Bakın benim defansa kadar gelmem lazım. Bak şimdi gol yiyeceğiz. 1-1 bitecek. Çıldıracağım bu kadar rahat oynadığımız maçta. İndir oğlum yukarıya doğru. Çok güzel. Bindiren yok mu? Ona değildi. Ama alacağım o topu. Koş Alex. Orta sahada bir anlamsız takılma var ve benim sürekli top kaybetmeme sebep oluyor bazen. Ashley Cole çıktı. Yürü oğlum. Güzel boşluk var. Haydi bir gol daha atıp rahatlayalım. Çok kötü pas. Çok kötü. Çok acele ediyorsunuz. Çok. Çok acele ediyorsunuz. Pres yapıyorum. Alexander uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Bravo Van Dam ya. En önemli özelliğin kafa vuruşların herhalde. Çıkar artık ayağından. Abicim. Bas. Bas. Son dakikalar. 3 dakika uzatma var. Dikkat edin. Bakın son dakikada bir gol yemek istemiyorum. Bravo. Hadi oğlum. Kime? Bana mı? İndir. İndiririm. Çok güzel. Bir kere daha atar mısın? Al şunu. Haydi oğlum. Gol gelsin. Pedro! İşte bu kadar. Bir gol, bir asist. Son dakikada asist kazanmamızı sağlayan gol Pedro'dan geldi. Adam kendi vurdu, ben vurdurmadım. Burada kafayla oyuncunun önüne iki adım topla buluştu ve çok güzel bir şut. Bu sene de böyle direğin yanından, yani direğe çarpar gibi ama dönerek çok fazla gol oluyor. Bunu da hissediyoruz, görüyoruz. Los Angeles Galaxy, Seattle Sounders karşısında 2-0 galip gelmeyi başarıyor. Alex yine maça damga vurdu. Bir gol, bir asist. İşte mutluluğumuz ekrana böyle yansıyor. Maçtan sonra biraz sağda kalın ya, değil mi? Böyle tribünlere yürüyün falan. Bu sezonki pasların hep adrese teslim. Teşekkür ediyoruz hoca. Maçın oyuncusu Alexander olmuş ve MLS'teki ilk golümüzü de bugün atmayı başardık. Devam ediyoruz ve bölümün sonuna geleceğiz eğer bir sinematik yoksa. Bir bakalım. Playoff'lara kaç maç var? Evet, artık kendimi yavaş yavaş övebilirim. Her zaman maçın adamı olmalıyım. Biraz sinirlendireyim mi? Zaten hocamla aram iyi. Takipçilerim gaza gelsin. Yok ya, çok bencilce. Arkadaşlarım sayesinde. Absolutely. It doesn't matter how good you are. One player can't win a game on his own. That's a fact of football. In my eyes, man of the match, well, it's just a reflection of the better squad, not a single player. Sen de abartma lan fazla. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Bölümün sonuna geliyoruz. 6. bölümün sonuna geleceğiz. Maç ödülleri 93 dakika, 1 gol, 1 asist ve işte bonuslar falan da, bunlarla çok fazla ilgilenmiyoruz. Genel reytingimiz 77 oldu. 3 tane niteliğimiz var. Hemen bunu da ekleyelim. Buradan ayakta müdahaleye doğru gidiyor. Buna gerek yok şimdi. Kısa pasımızı arttırabiliriz. Evet, kısa pas artık diğer tarafta geçiş olacak. Kayarak müdahaleye doğru bunlar. Mecbur birazdan bir sonraki bölümlerde vereceğimiz şeyler olacak. İleri diyoruz ve bakıyoruz neler oldu, neler bitti. Artık 4. sırada olduğumuzu görüyorum. Puan durumuna bir göz atalım. 4. sıradayız. 30 maç yaptık. 43 puan. Ama hala çok kritik. Altımızdaki takımlar 42-42. O yüzden dikkat etmeliyiz. Maç kaybetmemeliyiz. Fikstürde varsa bilen yeri bizi aydınlatabilir. Yeni eşofman filan açılmış. Sosyal medyada bazı tweetler var. Onlara da şöyle hızlıca bakalım. Jim Hunter. Aa, dedemiz. Büyük harflerle yazmış tamamen. Merhaba Alex. Seninle iletişim kurmak için akıllı telefon aldım. Sevgiler deden. Tamamen büyük yazmasından belli. Dedemiz de bizi mutlu etti. Şöyle aşağıya hızlıca iniyorum. Siz yavaş yavaş okuyun bunları.
Kırmızılar okunmamış tweetler zaten. Bitti. Bölümün sonuna geliyoruz. Arkadaşlar, Kırmızı Cap'te Alex Hunter serisi devam edecek. Tekrardan karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Cap'e abone olmayı unutmayınız. @rap2rap Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz duyurular için, bilgilendirmeler için. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Cap'te kalın. Hoşça kalın.